olan hiçbir saldırının başarılı olması ve bizi yıldırması mümkün değil. Başsağlığı ve sabır yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İsveç makamlarının bugüne kadar attıkları adımlar ve taahhütleri memnuniyet verici. Bu konuda bilgi almak üzere İsveç'in Ankara Büyükelçisi'ni bir önceki toplantımızda da görüştüğümüz üzere davet ettik. Büyükelçi, ülkesinin üçlü mutabakat çerçevesindeki taahhütlerinin yerine getirilmesi konusunda kararlı ve ciddi olduklarını, bunun ülkemizle yakın işbirliği içerisinde NATO'ya üyelikleri sonrasında da devam edeceğini ifade etmiştir. Özellikle terörün finansmanı ve terör örgütlerine destek sağlanmasının engellenmesi konusu başta gelmek üzere ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade etmiştir. Toplantıya geçeceğiz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz lütfen. Bu toplantıyla geçen toplantı arasında neyin değiştiğini sorguladık. Ana muhalefet partisi olarak bunun bize izah edilmesi gerektiğini ifade ettik. Onlar da İsveç'in atmış olduğu adımlarla ilgili bilgilendirme yaptılar. Türkiye'nin dış politika öncelikleriyle ilgili bilgilendirme yaptılar. Ve açıklıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden arasında yapılan görüşmelere atıfta bulundular. Uzun bir tartışma sürecinin arkasından da oylandı ve kabul edildi.